E biz bunlarla hiçbir zaman uzaktan yakından ilişkimizin olmadığını da bütün dünya biliyor. Yani tek Niye ilişkiniz olmadı? Nasıl açıklıyorsunuz bunu mesela? Yani herkesin ilişkisinin oldu. Ya yani birazdan geleceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile ilişkisi varken nasıl e, oldu? E, <laughs> evet, olduğunu. Yani HDP'nin varken hatta neredeyse Doğu şey bile ilişkisi varken nasıl oluyor da Saadet Partisi Necmettin Erbakan, Temel Karamollaoğlu'nun bu yapıyla bir ilişkisi olmuyordu. olmuyor? Şimdi bunu tabii siyasi birçok noktadan anlatmak mümkün. Hı hı. E, anlamak da mümkün. Bizim temel prensiplerimizde, sadakatimizden dolayı hı hı. bizi hiçbir zaman kullanamayacaklarını anladılar bunlar. Biliyorlardı yani. Hı hı. Çünkü bizim için adalet mülkün temelidir. Ama bu çok temel bir mefhumdur. Yani biz adaleti... Sadece kendimiz için değil, hı hı. hasmımız için bile gözetiriz. Hı hı. Ama adalet meselesinde siz çok hassas olursanız, ha, onlar derler ki ya bizim yapacağımız işleri biz bunların yakınında bulunursak, hı hı. kimseyi anlatamayız, gerçekleştiremeyiz, bunları ikna edemeyiz. Temel mesele buydu belki. Hı hı. Ama daha sonradan düşününce aslında neden bağdaşamayacağımızı itikadi yönden daha rahat anlamaya başladık. Yani, yani İslam'a bakışınız farklı değil tabii. mi? Tabii, tabii. Yani, yani, yani so biz sonra baktık ki tabii. ya biz aynı inancı paylaşmıyormuşuz. Hı -hı. Biz Müslümanız elhamdülillah Hı -hı. ve inancımız gereği de yaşantımız da İslami kurallar, kaideler çok büyük önem taşır. İbadetimiz yönüyle olsun, Hı -hı. sosyal davranışımız, adalete bakışımız da olsun, Hı -hı. biz bunlara önem veririz. Ama sonra da bir baktık ki? Ya yani mesela 28 Şubat döneminde kendisini neden Refah yolu hükümetine veya Erbakan'a sıcak bakmadığını, hı. neden Refah Partisi'ni desteklemediğini ifade etmek için, aynen kullandığı ifadeyi siz de biliyorsunuz. Cebrail gelse, dese ki ben bir siyasi parti kurdum, ben derim ki ben sana oy vermem. Şimdi bunu şimdi düşmüş, o zaman bunu bir mesel diye söylemiş, geçmiş üzerinde durmadı. Ama sonra bakıyoruz ya bu itikadi bir noksanlık. Hı hı. Cebrail kim? Bir melek. Ne yapar? Cenab-ı Hak'tan peygamberlere mesaj getirir. Ya bir defa sen peygamber değilsin. İkincisi de yani Cenab-ı Hak'tan gelen bir mesaja ben uymam demek e, insanı işyana götürür.